Hey Shiba Inu Army Shiba Inu Holders Kardeşlerim herkese selamlar Herkese merhabalar Range Rover mu alacağız Yoksa Game Over mu alacağız Yoksa bahsettiğimiz haberlerle arkadaşlar Ölen bir adam bu haberleri gördüğüne üzülecek mi Yoksa iyi ki ben öldüm diyerekten Düşünecek mi diyerekten bunları söylemek istiyorum arkadaşlar Şimdi bu göreceğimiz haberleri Pişman mı olacağız yoksa gerçekten de Mutluluk bir tablosuyla karşı karşıya mı gireceğiz dostlarım Bunları konuşacağız gerçekten de mutluyum dostlarım Şu anda düşüş senaryosuyla karşı karşıya da Olsak bile şu anda bakıldığı zaman atlardan ve desteklerden çok güzel alım yapılıyor. Şimdi şunları konuşmak lazım. Davinci'ye baktığımız zaman x arkadaşlar hepsini bozdurdu ve 30 bin dolarlık wow baya bir alım yapıldı diyerekten düşünebilirsiniz. Arkadaşlar fazla bir alım değil ama gene de ilgi alakayı talebi gösteriyor. Bakıldığı zaman kripto adam bugün niye ekran karşısına geçti? Neden? Ee, bize bunları aydınlatıyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar şunları göstermek istiyorum. Şimdi 67. cüzdan arkadaşlar bakıldığı zaman sürekli sürekli bizim Shiba coin'imizin yakımını yapıyor. Şimdi arkadaşlar ben e, aylık olarak benim de swap cüzdanımda bildiğiniz gibi e, sürekli sürekli adetini mesela arttırıyorum. Bunu da arkadaşlar gözünüzün önünde sizlere söz veriyorum. Yakın zamanda e, ne yapacağım? Ben de artık böyle 100 milyonluk falan Shiba coin'i yakmayı düşünüyorum. En azından siz de görün nasıl yakılıyor. Shiba bölümünde nasıl ekleniyor bunlar? Bunları gösterelim arkadaşlar. Çünkü yakımlar bizim için inanın mükemmel derecede önemli. Dostlarım bildiğiniz üzere 6-7 aydan beri de Shiba coin'i anlatıyorum. Diğer coin'leri anlatmamamın sebebi ben dostlarım şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi bir coin yükseli yükseli, yükseli. Abi 6-7 ay dinleniyor tamam mı? Bizim arkadaşlar Shiba coin'imizin şunu söylemek lazım. Şimdi bunların hepsi oldu arkadaşlar ve bizim önümüzde şu anda birinci çeyrek olmak üzere ikinci, üçüncü çeyrek olmak üzere arkadaşlar önümüzde yeni yeni şeyler var bakıldığı zaman değil mi? Bu şeyler nelerdir? Son dakika haberleri, son dakika gelişmeleriyle zaten bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Bizim için önemli olan ne varsa arkadaşlar bunları konuşuyoruz zaten. Şimdi e, tekrarlıyor gibi asla değilim. Çünkü bizim işimize yarayan adet arttırma yöneliyle Shiba Coin'i değerlendirme adına dostlarım. NFT konuşuyoruz, Şibarimi konuşuyoruz. Bir şekilde onları böyle bir kenara bırakıp arkadaşlar. Şimdi genel yeni haberlerden bahsedeceğim. Çünkü e, bakıldığı zaman bunlar bizim için daha önemli arkadaşlar. Bakın. Şimdi 100 milyonluk bir yakım olmuş 17 saat önce. Şimdi CMC'ye bakacağız neler dönüyor bir şekilde bunları yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki cüzdanlardan arkadaşlar yakın zamanda bu cüzdana biz de göndereceğiz. Hep birlikte burada zaten şeyini yapacağız. 100 milyonluk arkadaşlar biz de yakacağız. Ufak tefek ya baktığımız zaman bu neydi Steven Copper diye bir tane adam var. Abi 43 milyonluk yakıyor o bu yakıyor ama yani çok küçük aslında bakıldığı zaman. Madem elinde bu kadar çok şibokoin var, madem sen de sıvabını yapıyorsun, neden fazla yakımını yapmıyorsun? Abi bunlar genel algı, genel düşünce, genel yorumlar ama şimdi o bizim bahsettiğimiz arkadaşlar fiyatlarımız gerçekten de o mesela NFT sayesinde mi gelecek, yoksa e, genel haberlerle sayesinde mi gelecek? Yoksa bu likidite olaylarından mı gelecek? Yoksa dediğim gibi yakımlardan mı gelecek arkadaşlar? Bunlar önemli. Şimdi Bugün fiyatı için buradayız zaten arkadaşlar fiyatı ne olacak neler bitecek bunları konuşacağız Abi indeks hala 21 ile 23 arasında gösteriyor ya arkadaşlar o yüzden şunları söylemek istiyorum Bakın şu anda olduğu gibi her coin arkadaşlar yükselen bir coin her zaman şu anda BTC'yi takip ediyor Zaten genel olarak çoğu coin arkadaşlar BTC'yi takip ediyor Ama ne zaman BTC'den ayrılacak diye soracak olursanız şunları söylemek istiyorum Ekim ayında BTC kaçtı da abi şiboko elimiz bizim 10 katı paralar yaptı diyerek soracak olursanız arkadaşlar şunları söylemek Bakın. Şimdi BTC 50'li seviyelerindeyken bayağı coinleri arkadaşlar e, kırmızı yakmıştı ve bizim şiboko elimiz bakıldığı zaman %80'lik bir %20'lik bir artış kazetmişti. Bunun sebebi de arkadaşlar e, hacmi 7-8 milyarlık bir hacmi Shiboko'yu sömürmüştü. Gerçek anlamda sömürmüş böyle yutmuştu ve piyasayı alt etmişti. Alt etmişti gerçekten de. Şunları söylemek istiyorum. Tekrardan onlar olacak mı? Böyle kasıp kavuracak mı tekrardan diye soracak olursanız abi her şey, her mal, her ürün e, arz olmadan yani talebe yoğunlaşmıyor. O yüzden şunları söylemek istiyorum. Oyunla ilgili inanılmaz coinler yol kat etti. Stratejisi inanılmaz şekilde önemli. Bizim stratejimizde hem oyun sektörüyle hem NFT hem de Metaverse alakalı zaten. Oşiverse'den zaten bahsediyoruz. Bizim önümüzde dostlarım bunlar var. Ve Bunlar gerçekten de e, olduğu zaman neler olacak diye soracak olursanız bir şimdi mim kripto para birimi gibi gözüküyor ya arkadaşlar. O yüzden yani ortada farklı şeyler farklı detaylar ediyor Yani şu anda proje odaklı gidiyoruz. Bu en önemlisi bir şey. Şimdi mim kripto para biriminden direkt ben proje odaklı böyle gittiğimiz için arkadaşlar ben potansiyelini inanılmaz bir şekilde yüksek olduğunu düşünüyorum. E ben abi elimde bu kadar çok fazla adet var. Ben riske mi atıyorum? Kripto adam sen riske mi atıyorsun? Yani bu kadar elinde var ben olsam satar. Abi öyle değil aslında biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Değil. Şimdi şunu söyleyeceğim hemen temiz bir şekilde arkadaşlar kalemimizi kağıdımızı alacağız grafiğe bakacağız. Bakıldığı zaman abi herkesin lütfen herkesin bir acil fonu var herkesin çoluğu var çocuğu var herkes satacak herkes kafasında psikolojisi grafiği de dostlarım grafiğe baktığımız zaman herkesin bir grafik psikolojisi var ve Gerçekten de psikolojide böyle diyor. Abi herkes satıyor sen de sat. Bu psikoloji var. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz abi? 35 bandına geldiği zaman bakın dirençleri destekleri anlatıyorum arkadaşlar. Oralara geldiği zaman herkes satışını verecek abi. Gerçekten ama ne olacak? Bizim bilmediğimiz şey yapmadığımız balina, ethereum balinaları, bnb balinaları. Abi adamlar gerçekten böyle balinalar sürekli sürekli alım yapıyor. Alım yapmaya devam ediyor. Şimdi bizim o 23 Ekim'de arkadaşlar 5.5 milyon dolarlık alımı söylemiştik. 20 Ekim tarihinden bahsetmiştik. O tarihten sonra arkadaşlar ne oldu? Çoğu insan bin bandına gel. Bak bunlar yazılmış, çizilmiş, e bir araya gelinmiş, yapılmış şeyler, düşünülmüş şeyler. Hani bilerek yani öyle yaptılar. Piyasayı o şekilde böyle katlettiler. Gerçekten de adamlar bunları yapmak istiyordu. Ben inanıyorum ki arkadaşlar tekrardan bir havaya bürünecek. Tekrardan bir potansiyel içine girecek arkadaşlar. Ne olacak? Tekrardan o seviyeleri böyle karşı karşıya gireceğiz. Yani ben inanıyorum bakın arkadaşlar 2021'de böyle anlatırken bana kimse inanmıyordu. Bana kimse gerçekten inanmıyordu. Ben Shibokoy'nu anlatırken arkadaşlar gerçekten böyle 2-3 kişi falan anlatıyordu. Ondan sonra arkadaşlar ben elime Shibokoy'nu bu kadar aldım. Gerçekten bana kimse inanmıyordu. Neden o kadar çok fazla aldım? Bla bla bla. Bir şekilde bunlar yorumlanıyordu. Arkadaşlar hiç böyle şey gerek yok. Gerçekten ben her zaman buradayım. Her zaman burada olmaya devam edeceğim diyerekten bir grafimize bakalım arkadaşlar. Neler çalkalanıyor? Neler dönüyor değil mi? bunlara bakmak lazım. Bakın e, dün de arkadaşlar buraya geleceğinden bahsettim. Buraya gelirse bakın piyasa bir şekilde hani duran yani duran bir havaya bürüneceğini söylemiştim arkadaşlar. Bir önceki videoda bunu söylemiştim. Bakın şimdi iki arada bir derede bahsetmemin 32 bandıyla ile 28 bandı olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Ve en önemlisi de artık 32 bandının üzerini kırdığımız zaman senaryoların başka bir şekilde döneceğini arkadaşlar unutmayalım. Bakın her zaman bir Çanak oluşturuyor arkadaşlar. Yükselen bir takas oluşturuyor. Her zaman yükselen takas soru oluşturduğu zaman arkadaşlar bu düşüş eğiliminle zaten defalarca karşı karşıya geldik. Mesela buradaki takosu arkadaşlar çizmiştik. Düşen bir takos var abi burada tamam mı? Yenisini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Burada bir düşüş düşen bir takos var arkadaşlar görüldüğü üzere. Ne zaman bu piyasayla karşı karşıya kaldığımız zaman arkadaşlar burada zaten daraldığını görebiliriz ki zaten her zaman düşen takas soru size bildiğiniz gibi arkadaşlar yükseliş eğilimini gösterir. Bakın burada da olduğu zaman yükseliş eğilimini gösterir. Ama benim anlattığım tablo abi asıl mesele 32 bandıydı ve 32 bandına geldiği zaman asıl senaryo 4 saati kapattığı zaman tabi asıl senaryo o zaman başlıyordu bakın şu anda da arkadaşlar düşüş yani takosunun hala içindeyiz. Yani burada gördüğümüz gibi hala bir düşen takosun olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Yani bildiğiniz üzere düşen takosun her zaman içinde olduğumuz zaman yükseliş senaryolarıyla her zaman karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. Bu an meselesi. Şimdi bir yükseliş olduğu zaman bizi nereye götürüyor? Neler oluyor? Neler çalkalanacak? Artık kripto adam. Yani bunlara konuşmak lazım diye soru olursanız bizim için hala söylediğim bir band var. 32 bandı. Bunun üzerlerini kırdığımız zaman senaryo o zaman başlıyor arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar bir baktığımız zaman bir koşu bandının üzerindeyiz. Gerçekten koşu bandının üzerindeyiz. Burada arkadaşlar sıkılanlar, böyle ısınanlar artık ne olacak? Piyasadan çıkacak. Ne olacak böyle e, dinlenen dinlene 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 alttan toplayan arkadaşlarımız da gerçekten de yakın zamanda yakın zamanda diyorum çünkü birinci çeyreğe de ikinci çeyreğe üçüncü çeyreğe anlatıyorum arkadaşlar. Ben de hala gerçekten şu Shibokoy'unu böyle uzun vade olarak da düşünüyorum. Hala öyle adetini böyle biriktiriyorum. Nisan ayında arkadaşlar bu AP oranları mesela düşecek. AP oranları düştüğü zaman arkadaşlar ben inanıyorum ki A'da tekrardan bir A oluşturacaklar. A'da oluştuğu zaman ben inanıyorum ki zaten bazı bir şekilde tablo belli. Yani ne olacak gaz üretileri düşecek. 1 dolara 2 dolarlara kadar düşecek. Düştüğü zaman da abi bu kadar insan. 1 milyondan fazla bir holderiz. direktmen Shiba Swap, Shiba Net yapacak. Bunlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman ne olacak? Yakımlar daha büyük olacak. Şimdi bu yakımları görüyoruz arkadaşlar. Burada mesela görüyoruz. Yani 3 milyonluk, 1 milyonluk direkt 100 milyonu gördüğünüzü biliyorum arkadaşlar. Fazla bir yakım gibi gözüküyor. Ama fazla değil. Bizim böyle milyarlarca, trilyonlarca yakmamız için bir oyunu arkadaşlar en azından beklememiz gerekiyor diyerekten düşünmek istiyorum. Ne kadar da CMC dolaşımdaki arzı yanlış gösterse arkadaşlar CMC'ye bakmak gerçekten de bizim için daha iyi. Tabii ki coin geçiyor da var. Oradan da bakabiliriz ama fiyatımız şu anda 29.20 olduğunu görebiliriz. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu bantlar arasında 29-49 aralarında sürekli sürekli gezindiğini ve BTC'yi takip ettiğini unutmayalım arkadaşlar. Bakın 1 milyar şu anda e, Piyasa değerimizden azalmalar olmuş 17 milyarda hatta 170 milyar olduğu zaman 10 katında neler oluyor olacak mı olmayacak mı bir önceki videoda konuştuk bunları. Dolaşımdaki arz hakkında çok fazla arkadaşlar kafamızda soru işareti sıkıntılar var zaten bunları gidermek adına dostlarım. çok fazla konuştuk. Yakımlardan bir şekilde konuştuk bu yakımlar bizim için gerçek anlamda çok önemli kim ne derse desin. Ben inanıyorum ki arkadaşlar 410 TL'nin yakım olduğu ve daha fazlası yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan telegram grubumuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Hem NFT'ler hem de çekilişler hakkında dostlarım oradan da çok fazla fazla ve bilgiler veriyoruz dedikten söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlar akşamları canlı yayın açıyoruz. O yüzden arkadaşlar çok fazlaca bilgilerden çok fazla şey bu oyun hakkında yararlanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone abone olmayı unutmayın dostlarım. Bildirimle de açabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Super ya We are